Herkese merhaba. Bu gece yola çıkacağız. Ergün'ü askerden almaya gidiyoruz Isparta'ya. Can'a Oreo'lu magnolia çekmiş. Ondan yaptım. Şöyle kaplara koydum yaptığım magnolia'ları. Kayınvalidem de sarma yapmış ve börek yapmış. Ben de tatlı yapmış oldum. Piknik alanı vardı onu bırakmak gittiğimizde. Yine o tarz bir yerlerde oturup hani piknik yapmayı düşünüyoruz. O yüzden bu yaşadan hazırladık. Bakalım inşallah güzel olur. Şu anda Isparta'dayız. Mini bir makyaj çantası gibi bir şey hatırlamıştım kendime. Çok da makyaj gibi değil de. Tam makyaj yapmıyorum diyorsunuz. Şöyle güneş kremi süreceğim. Hadi bay bay. Şaka tabii ki de sizden. Cumhuriyetle vazife uğrunda seve seve hayatımı feda edeceğime and içerim. Bugün hastanede bitti. Nasıl hissediyorsun? Nazarlara geldi çocuğun. Olsun ben giderim. Çok özledim. Biz kahvaltı hazırlıyoruz şu an. Ben elimi kesiyorum, bu patatesleri eşim kesiyor. Ben de kahvaltılıkları hazırlayacağım. Şunları hazırladım zaten. Yana sosu sepeteceğiz değil mi? Benim askere gittiğimi biliyorlar. Gerçi tipim duruyor evet, zaten. Evet, askere benim gittiğini biliyorlar. Askere tamam gittin de yani. Nasıl geldin? Askerlik hakkında ufak bir açıklamam. Ben gitmeden diyordum ki o kadar para verdik diye bir daha bizi götürüyorlar falan. Ay kusura bakmayın. Ama her Türk gencinin bir askere bir ayda olsa gitmesi lazım kesinlikle. O disiplini, oradaki kuralları, o düzenli yaşamı bir görmesi lazım. Her Türk gencinin buna ihtiyacı var. Çünkü biz savaşçı bir millet olduğumuz için her Türk gencinin zihninde ufak da olsa bunun yeri olması lazım. Kısa bir açıklama bu kadar. Çok disiplinli bir yerde asker yaptı da Isparta'da yaptı. Tam yerinde yaptı yani. O yüzden de mutlu. İşte normalde telefonları falan serbest veriyor işte. Tamam, veriyor telefonu. Ne denir ama? Normalde bedenlilere telefonlar serbest oluyor bir süre sonra. Bizde yoktu o. Olmaması da kesinlikle daha iyi. Olmaması lazım. Çünkü askeriyedeki disiplini bozan bir şey telefon. Komutan konuşuyor da millet TikTok çekerdi mesela.
Bence çok fazla yapmıyormuş. Nur uzattın mı? Çay. Şimdi kahvaltımızı ettik. Bir güzel mutfağı topladık. Yerler temizdi ama yanında böyle bir tozunu almak açısından bir süpürdüm bütün evi üstün körü. Sonra cığıma namazlarımızı kıldık. Şimdi giyinip çıkacağız. Ama ilk önce kahve falan hazırlayacağım. Bir de biraz yüzüme bir şeyler sürmek istiyorum. Biraz hamandırmak istiyorum. Yine gül suyu yapacağım. Tonik diyeceğiz gül suyuna. Sonra güzelce hazırlanıp çıkacağız. Yakalarda piknik alanı var burada 8 dakikalık falan. Oraya gideceğiz. Dün her gün rahatsızdı biliyorsunuz. O yüzden tatlı yapmıştım ama tatlıyı yiyemedik. Onu yiyeceğiz. Yanına kahve yapacağım, onu götüreceğiz. Öyle. Biraz dışarı çıkalım dedik. Hava çünkü çok güzel. Bu güneş kremini çok soruyorsunuz bana. La Roche'un. Beyazlık yapıyorum falan diye. Ya ben esmerim de bana bir beyazlık yapmıyor. Aşırı güzel yayılıyor, emiyor. Zaten çok sıvı bir yapısı var. Ben çok memnunum yani. Benim cildim bir de karma. Yağlanma falan da hiç yapmadı. Bu maskarayla aşk yaşıyorum. Gerçekten çok iyi. Bu şekilde yaptım ve bayıldım. Yani benim makyajım bu kadar. Benden çok başka bir şey beklemeyeyim yani. Fuat'a falan asla sürmem zaten yüzüme. Asla demeyeyim de. Büyük konuşmayayım da ama. Aman yani. Şimdi gidelim kahvemizi yapalım. Bunları yerine koyalım. Hazırlığımızı yapalım. Çıkalım. Şimdi güzel bir süslü kahve yapacağız. Dalgalı yapacağım aslında. Çünkü çok seviyorum tadını. Buna koyacağız. Bunu da götüreceğiz. Bunu sıcak suyla yapmak önemli çünkü kahveler güzel erimiyor sonra ve şeker. Acı kahve sevmiyorum. Bu yüzden şekeri biraz atıyorum. Gayet yeterli. Yani hiç düşmeyecek şekilde olması yeterli. Mükemmel oldu şu an. İç bakayım. Biraz daha mı yoksa iyi mi? Daha fazla koyayım. Demirde. Bunun ağzını attım. Bir de bak. Tamam. Şimdi şu bardaklarımızı götüreceğiz. Ve kamışlarımızı. Ama bunu
bunları sarmamız lazım. Neye sarabilirim diye düşündüm. Yani olabilir herhalde. Birini buna sarayım, diğerini de. Ne sarayım? Bir. Tamam, parlaklarımız böyle. Bu bez şantımı koyacağım. Şöyle kapılarımızı koyalım. Tarzı şeylerden var da üstüne biraz da ceviz koyacağım. Ayakkabıları çok güzel oldu ve çok rahat oldu. Evet, çok güzel oldu. Çok güzel yaptın ama. Çok güzel yaptın iplerini. Evet, tatlı bir şey oldu. Hazır. Yüzünde gördüm mucizeyi, mevzuların şahsına yazdığım her diziyi, ya kabul et ya da beni sal gideyim. Çok güzel bir yere geldik. Şu an biraz yürüyüş yapıyoruz. Sonra piknik havasına geçeceğiz. Çekmeköy'de neresi burası? Doğa Parkı. Doğa Parkı. Kafe falan da var. Yani piknik yapmak istemeyen kafeye de oturabilir. Özledin mi kahve? Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Biraz esmeye başladık durduğumuz yer. Ben hastayım. Evet, grip. Biliyor. Biliyorlar zaten senin serum takıldı. Kim biliyor? Ha, evet. Bilecekler. Bilecek. Şu an bilmiyorlar ya. Şu an biliyor olmuş oluyorlar. Oradan buraya geldikleri için. Ben öyle biliyorlarmış gibi konuşamam. Tamam. Başlattım. Şimdi askerde ameliyatı olan kocamın cilt bakım rutini. Tamam, şimdi yüzünü ıslat. Şuralarını köpürteceksin, tamam mı? Tamam, köpür şimdi. Amına koyayım, daha yine öyle masaj yap. Sıva yapıyorum. Şimdi bunu sıkacağız yüzüne. Gözünü kapat. Şimdi bekar serumunu süreceğiz. Milyon dolarlık servetim şu an bu. Cüzdanını biliyorum. Bu maskaradan çıkmıştı. Maskaranın yanında hediyeydi. Onunla maskaramış göreceğim. Çünkü neden olmasın. Şimdi makyajımı çıkardım bir güzel. Namazımı kıldım. Çamaşırlarımı topladım. Yıkanan çamaşırları astım. Ve yemek yapacağız. Artık yemek zamanı.
karnımız da acıkmaya başladı zaten. Fırında tavuk yapacağız. Bir de ya makarna ya pilav yaparım. Sorayım Ervin'e. İkisinden birini yaparım. İlk önce bir tavuk yemeğini halledelim. Bakalım. Pürüzsüz asla.
kurs arabasındayım. Dersimiz bitmedi ama hoca BİM'e girdi su almaya. O yüzden park ettim ben de arabayı. Hocayı bekliyorum. Şu an çok güzel gidiyor. Bakalım hayırlısı. Şimdi eve geldik. Hazırlandık. Bir maskara süreceğim. Yemeğe gideceğiz de Ergün'ün gelmesini kutlayacağız. Olarak şöyle beyazını süreceğim şuraya. Tamamdır. Şu üçü vazgeçirmedim. Böyle olduk. Beğendin mi? Beğendim. Bunun cebisi de var. Arabalar biraz bedava. Şimdi yoldayız. Huysuz kedi. Şu an benim fotoğrafım çekmiyor. Çekmiyor bundan. Çok güzel bir yer vardı ama benim fotoğrafım çekmedi. O yüzden ona şu an trip atacağım. Şşt geliyor. İşte geliyor. Dağ taşı deliyor. Dağ taşı deliyor. Attığını vuruyor. Attığını vuruyor. Ay, yoruldum. Olacak olacak. Yoruldum gerçekten. Gönlüm hocam bir ay askere gitmiştir. Şehir. 6 ay giden daha asker şu an. Çocuklara. Ne yaptın lan sonu hocam? Selam eyle. Düğüne gidiyoruz. Çok yoğun bir gün. Neden böyle bir şarkı var?